İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Çukurova Gazetesi. Tek çözümün yıkmak mı? Danıştay'ın yürütmesini durdurma kararı verdiği Deniz Park'ın yıkımına başlandı. Daha önceki açıklamalarında en az zararla kurtaracağız, gerekirse yeni bir yere kuracağız diyen Kocamaz çözümü yıkmakta buldu. Kocamaz göreve geldiği günden bu yana yıkımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Ayrıca yıkım kararının meclis tarafından alınmaması da tepkilere yol açtı. Avukatlar sahnede. Adana'da düzenlenecek tiyatro festivalinin açılışını Kadınlık Bizde Kalsın adlı oyun ile Mersin Barosu avukatları yapacak. Mersin Barosu Başkanı Alpay Entmen, mesleki dayanışma, kaynaşma, moral ve motivasyonun artırılması ve sosyalleşmeyi sağlamak adına düzenlenen festivale ilginin yoğun olmasının beklendiğini söyledi. Haberci Gazetesi. Hani birlikte yönetecektin? Yerel seçim öncesi Mersin'i birlikte yöneteceğiz sözü veren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Burhanettin Kocamaz, muhtarlarla yaptığı toplantıda onları dinleme gereği bile duymadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi yönetimi, muhtarlarla istişare toplantıları kapsamında önce Toroslar ve Mezitli, ardından da Akdeniz ve Yenişehir ilçe muhtarları ile bir araya geldi. Toplantılarda muhtarlara formlar dağıtılarak sorunlarını bu kağıtlara yazmaları istendi. Muhtarlar sorunlarını kağıtlara yazıp büyükşehir yöneticilerine verirken, toplantılara katılan Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz konuşma yaptıktan sonra muhtarları dinlemeden toplantıdan ayrıldı. Tarsus'tan Aliyev'e vefa. Tarsus Belediyesi ile Hatay Belediyesi'nin kardeş şehir anlaşması anısına Tarsus'un Çağlayan Mahallesi'nde yeniden düzenlenen ve eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in ismi verilen Haydar Aliyev Parkı ve Haydar Aliyev Anıtı görkemli bir törenle açıldı. Hakimiyet Gazetesi. Mehter Takımı. Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, göreve geldiği günden bu yana birçok kesimle ters düştü. Parkomat uygulamasının kaldırılmasıyla başlayan tartışmalar, işten çıkarılan işçilerle devam etti. En büyük kavga otogar esnafıyla yaşandı. Meclis üyeleriyle sert tartışmalara girdi. Mecliste Kocamaz'ın azarladığı gazeteciler salon dışında tartaklandı. Özgürlük heykelini Türk bayrağına dönüştürdü. Tepkilerin ardından geri adım attı. Otogarda ilk ihaleye çıkılan fiyat üzerinden esnafla anlaşma sağlandı. Mecliste özür diledi. Atılan işçiler geri işe alındı. Özgürlük anıtı yeniden dikildi. ₺35 milyon harcanan Deniz Park'ın yıkımına başlandı. Mersin'de ₺35 milyon harcanarak yaptırılan, ancak bir vatandaşın kamu yararına olmadığı gerekçesiyle mahkemeye başvurması sonucu yürütmeyi durdurma kararı verilen Mersin Deniz Park'ın yıkımına başlandı. Yeni Güney Gazetesi. Zaman istedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, ilçelerde muhtarlarla gerçekleştirdiği toplantılara devam ediyor. Kocamaz muhtarlardan zaman istedi. Avukatlar sahnede. Adana'da düzenlenecek tiyatro festivalinin açılışını Kadınlık Bizde Kalsın adlı oyun ile Mersin Barosu avukatları yapacak. Barolar Arası Tiyatro Festivali bu yıl 9-14 Mayıs 2015 tarihleri arasında Adana Barosu ev sahipliğinde düzenlenecek.